Bir kavanoz balığı 50 hatta raflarda 40 liraya bile görmek mümkün. 2024'de sayılı günler kaldı ama bal fiyatlarıyla bize bir anda geçmişe ışınladı. Tüketim giderleri bütçeleri zorlarken ne oldu da bal tepe taklak düştü? Uzmanlar önce fiyatlardan sonra balın kendisinden şüphelenin diyor. Bir takım üreticilerin, işletmecilerin oyunu diyebiliriz buna. Glikoz şurubu konuluyor genellikle. Fruktoz şurupları tercih edilebiliyor. Normalde bu yasak. Bal dışında herhangi bir katkı maddesi ekleyemezsiniz. Glikoz şurubu ekleyemezsiniz. Bir zamanlar 5 kavanoz bal 100 lira furyası vardı. Fiyatı ucuzdu ama balı daha sonra sahte çıktı. Tabii zamanla birlikte balın da fiyatı oldukça değişti. Ancak son dönemde marketlerde neredeyse 1 kiloya yakın balın etiket fiyatı 50 lira olunca şüpheler de beraberinde geldi. Tüketim giderleri bu sene bütçeleri bir hayli zorladı. Balsa yılın son günlerinde fiyatıyla beklenmedik bir sürpriz yaptı. Tabii gerçekse. Çeşitli testler önerilmekte. Sıcak su testi, kağıt, beyaz kağıt testi. Ancak hiçbir yöntem balın gerçekliğini anlamamız konusunda tüketicilere yardımcı olmuyor. Sadece laboratuvar testlerinde anlaşılabilir. Peki her şey bu kadar pahalıyken bal ne oldu da sudan ucuz hale geldi? Sonuçta bal pahalı bir ürün ve İşletmelerin bu kadar ucuza satmasında bir bitkinliği var diyebiliriz. Artvin'den, Siirt'ten ya da Rize'den bal nereden gelirse gelsin gerçek mi sahte mi olduğunu anlamak oldukça güç. Ancak tüketicinin dikkat etmesi gereken çok önemli detaylar var. Fiyatı düşük olduğu ürünlerde veya şüphelendiği ürünleri Alo 174 gıda hattına şikayet edebilir. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yetkilendirdiği gıda kontrol laboratuvarlarına analizlerini yaptırabilirler. Evet, aslında balın sahte mi gerçek mi olduğunu anlamak oldukça zor. Laboratuvar testi gerekiyor diyoruz ama balın kavanozun üstündeki yazılar da oldukça önemli. Burada Türk Gıda Kodeksi bal tebliği ile alakalı bir ifade var. Eğer ki tüketiciler çok ucuza gördüğü, markasından emin olmadığı bir ürün varsa etiketin arkasında bulunan işletme kayıt numarasını Ticaret Bakanlığı'nın sitesinde sorgulatarak bu işletmenin gerçekten olup olmadığını kontrol edebilirler. Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? Bu sorunun yanıtı için Gözler Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısına çevrildi ama daha asgari ücrete artış yapılmadan gıda fiyatlarına zam geldi. Az önce izlediğiniz haberdeki gibi tüketici ve satıcı arasındaki güven bunalımı da cabası. Hepsini konuşacağız. TÜKONFET, Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağoğlu ile. Sayın Ağoğlu, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar, iyi akşamlar Ece Hanım. Sağolunuz. Şimdi asgari ücret fırsatçılığı mı var diyeceğim. Çünkü daha asgari ücret açıklanmadan ürünlere zamlar başladı. Ben bu sabah markete gittim. Çünkü yoğun şikayet geliyordu bir süredir. Yumurta, 30'lu yumurta 80-90 lira bandındayken 125 lira, 129 lira gibi fiyatlar gördüm. En ucuz gördüğüm 115 liraydı. Peynire baktım 300 liraya dayanmış, indirimli 270 liraya buldum. Siyah zeytin 320 lira. Domates, salatalık, biber fiyatları uçmuş adeta ve burada benim en çok dikkatimi çeken kutu süt. Yani şişe süt değil, şişe süt daha pahalı olur. Kutu süt 35 liraya geçmiş. Yani demek ki şişe süt 40 lira olmuş. Bakın indirimde peynir buldum 200 lira. Bu kıyma, dana kıyma 500 lira. İndirimde buldum onun fiyatını çektim 400 lira. Oysa bu 340-350 liraydı. Asgari ücret daha açıklanmadan zamlar geldi derken fiyat etiketlerindeki fiyat değişiklik tarihini kontrol ettim. Ve Ece Hanım neredeyse tamamına yakını bir hafta içinde yapılmış. Ayın 14'ünde. Kimisi 18'inde, kimisi 16'sında, Aralık ayında yapılmış. Çünkü etiketlere bu tarihleri yazmak zorunlu. Oradan kontrollerimi yaptım. Fotoğrafları çekip size gönderdim. Evet, şimdi hatta paylaşıyoruz izleyicilerimizle ekranın ortasında. Onlar iyi ki de çekmişsiniz fotoğraflarını. Yani aşağı yukarı sizce ne kadarlık bir zam yansıtıldı fiyatlara? Benim sizin söylediklerinizden hesabım %25 falan gibi galiba, değil mi? Evet, %25 ile %35 aralığında zamlar yapılmış. Bu gerçekten çok canımı sıktı. Çünkü önümüzdeki ay asgari ücret arttı, maliyetlerimiz yükseldi deyip yeniden zam bahanesi bulacaklar. Üstelik
canımın sıkılmasının bir sebebi de daha 3 gün önce Ticaret Bakanlığı'nın müfettişleri 3 büyük ilde etiket kontrolü ve denetimi yaptılar. Tespit ettikleri durumu faturalarla karşılaştırıp Ankara'ya rapor ettiler. Yani Ticaret Bakanlığı'nda incelemesindeler. Fakat buna rağmen fiyatlar hakikaten uçmuş. Domates 20-25 liraya alıyorduk, 38 liraya çıkmış. Salatalık keza 20-30 lira bandındaydı. Çengelköy tipi salatalık, Çengelköy diyemiyorum çünkü onlar Antalya'da yetiştiriliyor. 48 lira olmuş, 47.90. Yani temizlik ürünlerine baktım, kağıt ürünleri, deterjanlar, orada da fiyat değişiklikleri yapılmış. Buna karşı Ticaret Bakanlığı'nın sadece son satış noktasında değil, tedarikçilere doğru da, toptancı bazında, üretici fabrikalar bazında da inceleme yapmasında yarar var. Ayrıca bizim yani, uzun zamandır evet. Ecan, Tüketici Konfederasyonu olarak bir önerimiz var. Paketlenmiş temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine tavsiye edilen satış fiyatı yazılsın. Size gönderdiğim fotoğraflar arasında bakliyatlar var. Bunlar paketli ürünler. İşte bazı peynirler, paketli ürünler, bazı zeytin türleri, işte kağıt havlu, tuvalet kağıdı, bebek bezi gibi paketli ürünlere tavsiye edilen fiyatlar yazılsın. Kırmızı mercimek 56 liraya çıkmış. Ben de 9.90'a çektiğim fiyat vardı 2 sene önce. 6 ay sonra o fiyat 33 liraya çıkmıştı. Şimdi niye yazılmıyor? Evet, yani mesela hakikaten bu asgari ücret görüşmelerinde biz %45, %50 mi, %55 mi dedikçe marketler fiyatları yükseltiyor. Son derece suni bir yükseliş var. Daha insanların cebine girmeden geleceği ipotek altına alıyor, o paralar harcanıyor falan. Şimdi bir de mevsimsel olarak fiyatlar normal üzerinde zaten. Dediğiniz gibi asgari ücret zamlanınca ne olacak? Hadi ikinci zam olacak. Ne yapılacak? Yani takip mi yetersiz, denetim mi yetersiz? Ya mesela geçen gün sizle yine konuştuk. Restoran menülerinin fiyat listesini açık açık koyma zorunluluğu geldi ama takip ediliyor mu? Mesele burada nerede? Yani nasıl engelleyeceğiz bunları? Yarım kilo makarnanın paketi 15-16 liraya çıkmış. Makarna en ucuz gıda. Burada denetimlerin geriye doğru ilerletilmesinde fayda var. Acaba satış noktalarında mı etiketler kendiliğinden yükseltiliyor? Nasılsa asgari ücret artacak, tüketicinin satın alma gücü yükselecek diye. Yoksa toptancı ve üretici noktasında mı? Tedarikçiler de kontrol edilmeli. Herkes şunu düşünebilir. Siz de düşünebilirsiniz Ece Hanım. Serbest piyasa değil mi? İsteyen istediği fiyat. Hayır efendim, öyle şey olmaz. Burası demokratik sosyal hukuk devleti. Ve hiçbir sosyal hukuk devletinde devlet vatandaşını vahşi kapitalizmin kurallarına terk etmez. Herkes makul kar marjıyla çalışmak durumundadır. Yani 3 liraya elmayı alıp da 33 liraya satıyorsa onun bir defa olağanüstü yüksek vergilendirilmesi lazım. Bu hem Tarım Bakanlığı'nı ilgilendirir, üretici para kazanamıyor. Dolayısıyla bir dahaki yıl belki de çiftçilikten vazgeçecek, üretmeyecek. Keza tüketici pahalı olduğu için zor erişiyor bu gıda ürününe. Peki Hazine Maliye Bakanlığı bunun vergisini alıyor mu? Yoksa o vergiler de bir şekilde buhar ediliyor ki o vergiler hazineye gidiyor. Hazinede milletin, devletin hazinesi. Her yönden biz zarar mı ediyoruz? Hemen hatırlıyorum. Yaklaşık 1,5-2 sene önceydi. Ben bir açıklama yaptım televizyonlarda. Zincir marketler aralarında anlaşarak fiyat belirliyorlar şeklinde. Ve ertesi günde beni yalanladı Gıda Parakendecileri Derneği. Fakat tam iki ay sonra, Ekim ayı sonunda, ben Ağustos'ta yapmıştım açıklamamı, Ağustos sonunda, Ekim ayı sonunda zincir marketlerle bir büyük sıvı yağ firmasına 2.7 milyar lira rekabeti ihlalden ceza uyguladı Rekabet Kurumu. Bunu niye anlattım? Bunun gerekçesi var. Bunu şunun için anlattım. Biz tüketici olarak tam rekabet ortamında değiliz ki. Tam rekabet. Onu soracağım. Sayın Ağoğlu, peki perakende yasasında yapılacak düzenlemelerin gecikmesi bunda bir sebep mi? Çünkü aktör sayısı
çok az. Fiyat kontrolü zorlaşıyor. Mesela bakanlık istediği kadar denetim yapsın, 10-15 bini bulan mağaza sayısı. Bununla mücadele etmek çok kolay bir şey değil. Mesela burada mı hemen harekete geçmek lazım? Canım niye mücadele edelim? Onlar bize en ucuz malı vermesi lazım. Çünkü 10 bin mağazası, 12 bin mağazası için birden alım yapıyor. En dip fiyatları buluyorlar. Ayrıca güven sorunu yok. Onlar güçlü kurumlar, sermaye yapıları çok güçlü. Üretici ya da tedarikçi onlara malını verirken risk payı eklemiyor. En dip fiyatlardan veriyor. Yani bir bakkal onların satış fiyatına bile alamaz. Çünkü bakkal alır bir koli pirinç, onlar alıyorlar tırlarla. Dolayısıyla en düşük fiyatları alıyorlar. Ayrıca biz zincir marketleri mücadele edilecek bir yapı olarak görmememiz lazım. Bunu ihlal ettikleri, rekabet, tam rekabet ortamına uymadıkları için bugün serzenişler ortaya çıkıyor tüketiciler. Az önce balı konuşuyordunuz. 52 liraya bal olur mu 850 gram? Kavanozu, etiketi, onun olsa olsa o GDO'lu mısır şurubundan esansla renklendirici, su, kıvam verici gibi bir takım karışımın piyasaya sürülmesi ve bunu yapan bir anket yapılmış. Zincir market. Bugün bir anket yapılmış, ankete ya yani bugün değil yapılmış ve bugün sonucu açıklandı. Türk halkının %51,8'i esnafa güvenmiyor diyor. Peki gerçekten yani böyle bir güven bunalımı da var. Zaten altyapısı da var yani işte zemini de var az önce söylediğiniz gibi bal 40 liraya olur mu? Peki ilk aşamada hemen yapılması gereken, hayata geçirilmesi gereken nedir Sayın Ağoğlu? Piyasada denetimin sıklaştırılması, yaptırımların arttırılması lazım. Bakınız bu yaptırımlar şu anda bizim Ticaret Bakanlığı'nın yetkisi dahilinde ve kendi bünyesinde faaliyet gösteren Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu var. 330 bin lira civarında bir ceza kesiyor. Bu cezalar önümüzdeki yıl 550 bin liraları bulacak. Çünkü %58 oranında artıyor 1 Ocak 2024'ten itibaren. Hakem heyetlerine başvuru sınırları da 66 bin liradan 104 bin liraya çıkıyor. Fakat şimdi siz 300 bin lira, 500 bin lira cezayı mahallenin bakkalına uygularsanız bakkal kepenk kapatır. Ama 12 bin mağazalı bir yerin belki birkaç dakikalık cirosu o. Rekabet kurumu neden milyar mertebesinde ceza uyguladı? Her birine cirosuyla orantılı ceza uygulanıyor. Bu cezaların değiştirilmesi lazım. Sizin dediğinize geliyorum. Parakende yasasına ceza hükümleri de revize edilerek cirosu üzerinden ceza uygulanmalı. İkincisi paketli ürünlere temel gıda bakın parfümden bahsetmiyorum veya konfeksiyondan bahsetmiyorum. Yani çorap alacaksınız üçlü onun fiyatı dışında yazılsın orada değilim ben. Ama bakliyatın üzerinde ambalajlı gıda ürünlerinde bebek bezinde tuvalet kağıdı tavsiye edilen satış fiyatı olsun. Bundan korkacak bir şey yok ki. Evet. Ne var? Yani birisi yazmış üzerine bu bir kilogramlık yoğurt 35 liraya satılsın diye tavsiye ediliyor. 37 liraya gördüğümde yadırgamam. Ama 55 liraya gördüğümde derim ki bir dakika sen stoktan vurgun yapıyorsun. Almayacağım senden. İşte tüketicinin en büyük güvencesi tam rekabettir. En büyük gücü de satın almamak, tüketmemek. Tüketleme hakkımı kullanacağım. Evet. Burada buna sunulan bilgilenme hakkı. 8 temel evrensel hak vardır tüketici hakkı. Birleşmiş Milletler 1985 yılında kabul ettiğinde Türkiye'de imza attı buna. Evet.